Hendek'te öne çıkan ilklerden biri de Bayraktepe Parkı. Hendeyi kuş bakışı gören yüksek bir tepe üzerine kurulan Bayraktepe Parkı, Türk tarihinden ve Türk medeniyetinden çeşitli semboller ve izler taşıyor. Sevgili seyirciler şu anda Hendek'in en önemli sembolü olan Bayraktepe'deyiz. Yaklaşık 400 metre yükseklikte bir e, alandayız ve buradan Hendeyi kuş bakışı görebiliyoruz. Bu proje Türkiye'deki aslında en önemli tarihimizi, kültürümüzü yansıtan en önemli projelerden biri. Belki de kendi alanda bir ilk niteliği taşıyan bir proje. Burada çeşitli Türk devletlerinin, Türk boylarının sembolleri bulunuyor. Ve o yönüyle Kırgızlardan Kazaklara kadar, Azerbaycan'dan Gagavuzlara kadar bütün Türk dünyasını ilgilendiren bir proje. Şimdi bu proje biraz daha kapsamını genişletiyor. Kapsamı genişletiliyor projenin. Ve Osmanlı ile alakalı yeni bazı heykeller yapılmış. Pirinçten heykeller. Şu anda Osmanlı Devleti'nin kurucusu. Osman Bey'in bir heykeli var burada. Daha henüz tam e, yerleştirilmiş değil, yeni yaptırılmış pirinç heykeller. Yine Osmanlı askerleri var, yeniçeriler var. Bunlar da tamamlandığında burası gerçekten e, şöyle gözümle canlandırıyorum. Ülkemiz adına, tarihimiz, kültürümüz, medeniyetimiz adına mutlaka herkesin gel gelmesi, görmesi gereken çok önemli bir proje olacak. Ve buranın açılışı zannediyorum e, çeşitli Türk devletlerinden Farklı cumhuriyetlerden pek çok devlet adamının da katılımıyla muhteşem bir törene sahne olacak burası. Zannediyorum şu anda Sayın Başkan onun hazırlıklarını yapıyor. Ve burası mutlaka gezilmesi, görülmesi gereken çok önemli bir kültür merkezi olacak. Şimdi Sayın Başkan'a sormak istiyorum. Bu projenin önemi nedir? Hendey'in Osmanlı tarihindeki yeri nedir? Çünkü burada... Osman Bey'in, Osman Gazi'nin heykeli olduğuna göre mutlaka bunun bir sırrı, bir sebebi vardır. Onu Sayın Başkan'dan dinleyelim. Buyurun evet. Sayın Başkan. Önce tebrik ediyorum. Gerçekten tamam, kutluyorum ederim. sizi. Çünkü aslında pek çok belediye başkanının yapması gereken bir proje bu ama siz önce oldunuz. İlk defa böyle bir projeyi siz ülkemize kazandırdınız. Tarihimiz, kültürümüz, medeniyetimiz adına gerçekten önemli bir eser bu. Her, her ne kadar şu anda tam tamamlanmamış olsa da, yakında e, tamamlanacak olsa da e, mevcut hali bile zaten yapılan işin önemli göstermeye yetiyor. Evet. Evet, söz sizde Sayın Başkan. Seyfullah Bey öncelikle hoş geldiniz Bayraktepe'ye. Tabi bu projenin olayı içeriği en önemli konulardan bir tanesi burada birileri diyebilir. Osman Bey'in ne alaka burayla alakalı. Tabi Osman Bey Osmanlı İmparatorluğunu kurduğu zaman fethi yapıyor bölgelerle alakalı ve o dönemlerde Hendek bölgesinde Şeh İsmail İzzettin Efendi Osmanlı askerlerini barındırıyor burada ve buradan da seferler yapılmaya başlanıyor. Şıhlar köyü dediğimiz yerden işte e, yukarı çalıca, aşağı çalıca topraklarının içine alan. O bölgelerde askerler yer, yerleşiyor, onlara bakılıyor, atlara bakılıyor ve buradan seferler gerçekleşmeye başlıyor. Tabii o dönemlerde burada bunu 712 yıl önceki olaydan bahsediyorum. O dönemde burada Rumlar var. Yani Osmanlı'nın yeni, yeni yeni büyüdüğü yeni. dönemler Tabii, değil mi? 712 Osman Gazi yıl. dönemi. Ey eyvallah. Osman, Osman Gazi, Bey. Osman Gazi ve Osman, Osman, Bey. Osman Bey dönemi. Osman Bey. Orhan Gazi'nin dönemi Osman Bey. Orhan Gazi, Orhan Sultan o dönemde buraya en çok gelenlerden bir tanesi. Bu beratı da Orhan Gazi yazmış oluyor. Şu gördüğünüz beratı. Evet. Kimin bu adına berat, ithafen yazıyor beratı? Şeyh İsmail İzzettin Efendi burada konaklattırdığı için diyor ki bu vakıf arazi, bu araziyi vakf eyledim diyor. Kimse diyor buna sahip çıkmasın diyor. Vakıf ettiği arazi şey İsmail İzzettin'e. Kim sahip çıkarsa diyor Allah onu diyor dünyada ve ebedi alemde şu etsin diyor. Allah'ın laneti, peygamberin laneti üzerine olsun diyor. Yani bu berat çok ağır bir berat. Evet. Ve Osmanlı'da ilk yazılmış beratlardan bir tanesidir. Evet. Şimdi Hendek'te olduğu için biz bu değerli eseri yaşatmamız lazım Hendek Belediye Başkanı olarak. O zaman dedik ki biz burası tarihi bir yer yaptık burasını. Buranın açılışını başbakanımız yaptı. Evet. Ama içerideki bayraklarla alakalı olan kısmını rolleplerle şimdi biz bunu geliştiriyoruz. Bir de müze koyuyoruz altta. Alt, alt, tarafta da yine bir şehitliğimiz ve rekreasyon alanı olarak oturma, dinlenme, çay içme, çocukların eğlence yerleri olan yerler var. Hemen alt tarafta az önce sizleri gezdirdim. Ve iki tane asker de oraya koyuyoruz. Yine orada anıtımız olacak. Anıt yeri. Burası da hasa bir şey olacak. İnşallah sizlerin de katkılarıyla Allah nasip ederse ee, Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin başkan yardımcısıyım. Az önce ifade ettiniz. Yani Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kakavuzya, Kıbrıs, bütün ülkelerle yakın ilişkilerimiz var. Büyük çalışmalarımız var. Büyük çalışmalar yaptık Türk Dünyası Dünyası'ndaki belediye başkanı arkadaşlarla. Bu eserimizin arka tarafında bağımsızlığını kazanmış Türk devletlerinin de bayrakları var. Ön tarafta ise Cumhurbaşkanı'nın forsunda bulunan 16 tane devletin bayrakları var ve rollefler var. Onlardaki öne çıkan özellik ne? Selçuklarda öne çıkan özellik ne? Alpasta'nın esirlere karşı merhametli davranmasının neticesinde bir esir tarafından öldürülmesidir. O rollefi görüyorsunuz. Hmm. Misal diyelim Türkiye Cumhuriyeti ile alakalı rollefte baktığımız zaman o dönemde milli mücadeleye katılmış insanları görüyorsunuz. Çanakkale'de Seyit Onbaşı'yı görüyorsunuz. 284 kiloluk bermiyle. Hemen yanın başında Maraş'ta milli mücadeleyi başlatan Sütçü İmam'ın yabayla birlikte Fransız askerine saldırışını görüyorsunuz. Hemen yanı başında Kara Fatma'nın Erzurumlu bacının sırtında çocuğu kucağında mermi sarılmış. Yağmurda hiç dinlemeden çocuğu donsa bile mermi aman dokunmasın. Milli mücadelede bu vatan böyle kurtuldu. Ve yine Kocatepe'de Atatürk'ün duruşu var. E baktığımız zaman e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bayrağının altında da bunu görüyorsunuz. Şimdi biz burada girişe de dedik ki bu Berat'ı ve bu kitabı hazırlattım. Yine bu kitabı Murat Cebecioğlu hocamız e, hazırlattırdık. Bunu özellikle Hendey'in tarihi, Adapazarı, Akkaz'ı bu bölgeyi içine alan geçmiş tarihimizi gerçekleriyle ve arşivlerden çıkartılarak yazdırarak güzel bir kitap haline getirdik. Hem bu kitabın tanıtımını yapacağız, hem buradaki bu eserin açılışını yapacağız ve bunun yanında Osman Bey'e Ey oğul diye şeye Edebali'nin yazısı var. Onu da burada köşede okuyacağız. Tarihin önemi nedir sizce? Yani hep denir, deriz ki geçmişi bilmeyenin geleceği olmaz. Mazisini bilmeyenin atisi olmaz. Hep bu sözleri söyleriz. Sizin tarihe geçmiş medeniyetlerimize bakışınız nedir? Yani şimdi geçmişini göreceksin ki, yaşayacaksın ki, geleceğe daha umutla bakacaksın, daha cesurca bakacaksın. Ayağını bastığın yerin sağlam olduğunu göreceksin tarihe baktığın zaman. Yani bizim de köklü bir tarihimiz var, çok güzel bir tarihimiz var. Orta Asya'dan bu tarafa gelirken, Orta Asya'dan işte Buhara'dan, Özbekistan'dan, Taşkistan'dan, Kırgızistan'dan, ya bugünkü Hazar'dan, Hazar'ın kuzeyinden, güneyinden, batısından Anadolu'ya doğru göçler yapıldığı zaman bu millet Müslüman olarak göç etti oradan. Anadolu'ya geldik. Anadolu'da Kürtler ve Araplar vardı. Burada ayrı ayrı milletler vardı. Anadolu'da bizi kabul ettiler. Onlardan da Müslüman olan kesimleri kabul ettiler ve biz burada çok büyük imparatorluklar kurduk. Ve geçmişteki bu kurduğumuz imparatorluklar bize güven verir. Geçmişimiz olarak güven verir. Köklü bir tarihe sahibiz. Bunun için tarihi öğrenmemiz lazım. Çocuklarımıza da öğretmemiz lazım. Yani kısa tarih değil, uzun tarihten geldiğimizi göstermek lazım. Bunun için misal şeye baktığınız zaman, Avusturya'ya baktığınız zaman işte onlar Macarlardan gelen bin yıllık tarihine sahip çıkıyor ve diyor ki biz buyuz diyor. Biz de bunu diyebilmemiz lazım. Yani efendim işte Fransa'daki Ermeni tasarısı ile alakalı kalkmışlar. Biz büyük bir devletiz. Biz Fransa'ya zamanında demişiz ki Yavuz Sultan Selim senin orada dansmans bir şey icat oldu. Benim topraklarıma zarar verir. Kaldır yoksa devleti başına yıkarım. Böyle bir devletin gel gelen insanız biz. Sen ne diyorsun? Ne Ermeni tasarısı? Çıkarsan ne olur? Çıkarmasan ne olur? He? Biz onun çıkaracak olduğu olayla alakalı zayıf düşecek değiliz. Çıkarması da güçlü olacak değiliz. Biz zaten güçlü bir devletin, güçlü bir milletin, geçmişi köklü olan bir milletin evladıyız. Biz o kükremeyi tekrar yaparız Allah'ın izniyle. Sevgili Ali İnci gerçekten farklı bir belediye başkanı. O pek çok alanda belediyecilik anlamında, sosyal sorumluluk anlamında pek çok projenin öncüsü olduğu gibi e, tarihi ve kültürel konularda da yaptığı çalışmalarla öne çıkıyor. Özellikle Türk dünyası ile ilgili çok yoğun bir faaliyet gösteriyor. O nedenle Sayın Başkanla yollarımız bazen Azerbaycan'da, bazen Kırgızistan'da, bazen Özbekistan'da kesişiyor. Şimdi de burada Büyük bir Türk dünyası buluşmasının hazırlıkları yapılıyor. O nedenle beni gerçekten çok ilgilendiriyor bu yapılan çalışmalar. Önümüzdeki aylarda, önümüzdeki dönemde burada zannediyorum 15-20 ülkeden çok değerli insanların, değerli temsilcilerin katılımıyla büyük bir Türk dünyası buluşması yaşanacak ve burada Türk devlet ve topluluklarının kardeş cumhuriyetlerin bayrakları gururla dalgalanacak. O nedenle Sayın Başkan'a Allah kolaylıklar versin diyorum. Ol, çok ve kendisini bir kez daha kutluyorum. Dilerim bu tür projeler ülkemizin her köşesinde yükselir ve canlanır. Gerçekten tarihini bilmeyen, geçmişini bilmeyen bir milletin geleceği de olmaz. Geleceği noksan olur. O nedenle herkesin bu noktada duyarlılık gösterip, tarihimize, kültürümüze, medeniyetimize, örflerimize, geleneklerimize sahip çıkması gerekiyor. Bu anlamda da bu tür çalışmalarda öncülük görevini yürüten, Hendek Belediyesini kutluyorum, Sayın Ali İnci'yi kutluyorum, tebrik ediyorum. Sağ, Sağ olun başkan.